Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size iftar menüsü olarak kararlaştırdığım patlıcan kebabı tarifi vereceğim. Fırında olacak bu. Öncelikle 400 gram kıymamı tepsiye aldım. Üzerine bir diş sarımsak rendeledim, onu koyuyorum. Şimdi içerisine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biberimi ekliyorum. 1 çay kaşığı kekik. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum ve son olarak sıvı yağımı ekliyorum biraz ve güzelce yoğuralım şimdi. Şimdi iyice yoğurmuş olduğum kıyma harcını dolapta 1-2 saat dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi kasemin içerisine su koydum ve bolca tuz atıyorum. Patlıcanlarımı bu suda bekleteceğim çünkü. Şöyle irice kemer patlıcan aldım ben. Şimdi onları doğrayarak işe başlayalım. Şimdi 3 parmak kalınlığında keselim. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi dinlenmiş olan kıymamızdan ceviz büyüklüğünde kopararak yuvarlıyoruz ve toplar yapıyoruz. Ve hafifçe elimizle bastırarak yassılıyoruz. Şekil veriyoruz. Daha sonra bir patlıcan, bir köfte olmak üzere örüntü şeklinde tepsimize diziyoruz. Şimdi ortasına doğramış olduğum elma dilimli patateslerimi ve aynı şekilde soğan ve sarımsağımı, domateslerimi ve yeşil biberlerimi koyuyorum. Üzerine biraz tuz ekliyorum. Sosumuz için bir domates rendesi, bir tatlı kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, kimyon ve kekik kullandım. Sıvı yağım. Güzelce karıştırıyorum. Üzerine sıcak su. 1,5 su bardağı kadar. Güzelce üzerine seriyorum sosumuzu. Her tarafına eşit gelecek şekilde yerleştirdim. Şimdi folyoyla üzerini kapatalım. 25-30 dakika pişirdikten sonra folyoyu açıp üzerine o şekilde kızartmayı düşünüyorum. Ve şimdi çorbamıza geçelim. Çorbamız için öncelikle rendelemiş olduğum bir havuç ve bir patatesimi tencereye alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı mercimek ve kimyon, köri baharatım, kekiğim, pul biberim, tuzum ve bulyonum var. Onu ekliyorum. Sıvı yağım ve yeteri kadar sıcak su ekliyorum üzerine. Sonra ocağa alacağız bunu. Şimdi sıvı yağım, Kel şehriyem kızarana kadar kavuruyorum. Üzerine 2 su bardağı bulgur ekliyorum. Daha sonra 1/1 ortada sıcak su ekliyorum. 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi salatamızın yapımına geçelim. Sosumuzun içerisinde tuz, zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyu var. Marulum, taze soğanım, nanem ve maydanozum, mor lahanam, rendelenmiş havucum, mevsim yeşillikleri ve mevsimin taze sebzelerinden bir karışım hazırladım. Sosunu ekliyorum üzerine. Güzelce harmanlıyorum ve salatam hazır. Çorbanın servisini yapalım. Çorbamız pişti. Çok güzel, yoğun bir kıvam aldı. Rengi de harika gözüküyor.
Servis tabağına pilavımı, salatamı alıyorum. Kebabımız çıktı fırından. Onu da servis tabağına ve ayranım olmazsa olmaz. Menümüz bu şekildeydi. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.